Şu an arkadaşlar biz salata yapacağız. Nanemiz var salatada, bir domatesimiz var. Bu pempe toptan şöyle 3 tane soydum da bir tanesini biraz daha renkli bıraktım tanınması için ne olduğunu. Şöyle pempe top. Bu da kırmızı pancar dedikleri top da değiller. Bu top, kırmızı top. Burada bir adet maydanozumuz var. 3 havucum var. Yeşil soğanım vardı. 3 tane de yeşil soğan kattım. Bir yarım soğanım var. Bunları rendeleyerek topları rendeleyeceğim. Havucu rendeleyeceğim. Gerisini doğrayacağım. Bir salata yapacağım şu an. Şu doğrayacak otlarımı kenara bırakayım. Gerisini. Rendeleyerek doğramadan başlayalım önce. Soğan kalsın. Şöyle soğanı da bütün bütün olmasın diye ben böyle ortadan soğana bıçak geçeyim. Biraz daha kalın olmasın diye. Şöyle. Şunları şimdi maydanozuna birlikte soğanı. Şöyle bir geniş kabım var. Birlikte karıştırmam için onları koydum. Bunu da katandan sonra da. Yağlayandan sonra başka tabağa, masaya alabilirim. Domatesimi doğrayayım. Bazı insanların midesine dokunuyor. Soğanı eğer ayrı doğrayıp da tuzundan kenarda suyunu aldırırsanız soğan çok dokunmuyor o zaman. Bunu da yapabilirsiniz. Şöyle bak şu kırmızı tupları ben böyle rendeliyorum. Böyle birlikte rendeleyeceğim şu an. Şöyle çok güzel rengi var. Kırmızı. Bu küçük topları rendeleyeceğim. Havucu rendeleyeceğim. Şöyle arkadaşlar bakın şu an pembe topumu da şu an rendeledim. Topu. Havucu rendeledim. Şu an havucu vereceğim ama benim salatam bayağı bir fazla oluyor. Siz bunun yarısını da yapabilirsiniz. Üçte birini de yapabilirsiniz. Benimki 10 kişilik. 10 kişiye yeter bu salata. Topları küçükleri azaltabilirsiniz. Bir tane, iki tane yapabilirsiniz. Kırmızı topu yarıya bölebilirsiniz. Üçe bölebilirsiniz. Evimizdeki yapacağız. Galerize göre, insan ne kadar olduğuza göre. Şimdi bir de limon. Tabii olmazların olması salatanın ilahi limonu olması lazım. Şu an tuzunu biraz sonra atacağım. Salataya tuz ölken attım mı bilirsiniz. Tezgi diye. Şu an yağsını koyayım. Zeytinyağı. Şöyle bayağı bir yağ koyacağım. Buna sevenler sarımsak da rendeleyebilirler. Bir iki tane benimki fazla olduğu için iki diş sarımsak rendeleyeceğim. Böyle salatalara sarımsak güzel oluyor. İlk duyanlar belki aa o da nasıl olacakmış diyebilirler. Ama deneyebilirler. Şöyle iki diş de sarımsak. Hatta ben buna 2 limon sıkacağım. Benimki bayağı fazla oldu. Şöyle arkadaşlar bakın. 2 limon sıktım. Limonlarımı da
ben limon kabuklarını atmayayım, çok olursa atayım, böyle aşırı olursa birkaç tanesini, ama birkaç tanesini sürekli böyle makineye koyayım, bulaşık yıkarken bulaşık makinesine. Çok güzel oluyor, ayrı bir neze, böyle kokusu da oluyor, temizlemesi de parlatması da güzel oluyor. Bak şu an makineye koydum. Şimdi limonunu sıktım. 2 limon. Şöyle bak, bayağı bir suyu var. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi ayrı bir güzel rengi oluyor böyle. Biraz kırmızı, yeşil, turuncu. Çok güzel de bir lezzetli oluyor. Hem görüntüsü de güzel oluyor. Topları, kırmızı topu, beyaz topu böyle sade doğrayıp, tabakta üstüne ince ince doğrayıp, limonlu üstüne istediğiniz gibi işte tuz koy, limon koy, karabiber koy, öyle de yiyebilirsiniz masada, kahvaltıda. Böyle salata türü de güzel oluyor. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlısı, Allah yemek nasip etsin. Hayırlı günler. Videoma abone olmayı unutmanın. İnşallah ileriye doğru daha farklılar bir şeyler, lezzetler yapacak. Oldu. Hayırlı günler.